Motor şimdi SİHA'da iyi şeyler yapıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum ya. Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Ne bileyim, Roketsan yapamadı da siz dizayn neyi yaptınız Allah aşkına? Roketsan yani çok daha motorumu başarılı. Sen yaptın, ne bileyim boyasımı senin. Bakın her şeyi dışarıdan alıyorsun, burada bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidarı yakınlığı olmasa evet. bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim. Yani zaten Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'na yakın gazeteler sadece oranın hani reklam demiyorum. Ya tabii kullanılsın, teşvik edilsin. Bak mesela Roketsan çok başarılı şeyler yapıyor. Onu bir şekilde kimse görmüyor. Göstermiyorlar. Ama işte damadın şirketin ürettiklerin, yani Allah daha çok kazandırsın ama avantajını yani görmek lazım iktidara yakını. Çünkü ben mesela bu üretimlerde en büyük sorun nedir biliyor musunuz? Bürokrasiyi aşmak. Bakın bürokrasiyi aşmak. Tıkanırsınız. Doğru. Peki ben eğer telefon ediyorum Namık Bey'e, Namık Bey benim önümü açıyor da bu bir avantaj değil mi? A şirketine bu avantajı veriyor musun? Hayır, vermiyorsun. Bir tek bana veriyorsun. Demek ki burada bir haksız rekabet de söz konusu. Bakın, bir de kaç liraya üretebildin, ürettin, kaç liraya satıyorsun? Yani ayrıntı koduna girdiniz mi? Hesap verebilirlik güç. O zaman ne yapıyorlar? İşte sen hainsin. Biz bak üretiyoruz, bunu yok saymaya çalışıyorsun. Ya ne haini ya, sorgulayacağım tabii ya. Çünkü kafasında tüy bitmemiş yetimin, öksüzün hakkı var. Her kuruşun hesabını vermek zorundasın. Tabii. Sen hesabını vermemek için bizi karalamaya çalışıyorsun, bizi saldırmaya çalışıyorsun, bizi suçlamaya çalışıyorsun. Evet. Türkiye'de şu anda olan bu ya, maalesef. Namık Bey. Vallahi maalesef. Bu. Maalesef.